Merhaba sevgili arkadaşlarım, değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizlerle bugün yine güzel bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Modelimiz yazlık bir model sevgili arkadaşlar. Tabii ki kışlık modellerde de kullanılır. Özellikle yazlık yeleklerde, hırkalarda, şallarda kullanabileceğiniz güzel bir model. Tabii ki beğenip beğenmemek sizlere kalmış. Ama ben beğenerek ve severek yaptım ve hazırladım. Sizlere de küçük bir dilimde modelimi anlatmaya çalışacağım. Hepinizin beğeneceğini düşündüğüm, gerçekten görüntüsüyle e, nasıl diyeyim e, herkesin gardırobunda olması gereken güzel şık modellerden bir tanesi. Ve hızlı ilerleyen çok da güzel dört sırada biten bir model sevgili takipçilerim. Evet hazır mısınız Hemen başlayalım modelimize Evet arkadaşlar Alize Baby Bestin şöyle küçük bir ipini kullanacağım Daha önce kullandığım için etiketim yok Arkadaşlar sardım ee, Alize Baby Bestin bir bebe yünü Sevgili takipçilerim Şişlerimde şal yaparsanız Yazlık örgüler yaparsanız Sevgili arkadaşlar Kalın şiş kullanın diye 4 numaralı bir şişle yapıyorum Evet e, Bebek örgüleri modelimizi bebek örgülerinde kullanmak isterseniz 3 numaralı ya da 3,5 numaralı şişler kullanın. Ben 4 numaralı bir şiş kullanacağım. Yazlık yeleklerde, yazlık hırkalarda, şallarda ee, normalde arkadaşlar kullandığımız şişlerden 1-1,5 milim daha kalın olması gerekiyor. Daha salaş ve daha güzel görünmesi için. Evet arkadaşlarım ilmek sayılarıma gelince ilmek sayılarım 2 ve 2'nin katları. Ne yaparsak yapalım 2 ve 2'nin katlarıyla yapalım. Evet arkadaşlar bu modelimizden harika battaniye olur. Atkılar bereler olur. Sizler de dilediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Yazlık örgü bluzlerinizde yani ne yapmak isterseniz 2 ve 2'nin katlarıyla yapın arkadaşlar. Şişimde 4 numaralı bir şiş. Dediğim gibi bebek örgülerinde 3 ya da 3,5 numara tercih edin. ipinizin kalınlığına göre tercih edin. Kenar ilmeklerinizi ayarlayın. Kalan ilmekleriniz 2 ve 2'nin katları olsun. Evet modelimize hemen geçelim arkadaşlar. Modelim gerçekten güzel ve şık bir model. Beğeneceğinizi düşündüğüm yazlık modellerden bir tanesi. Evet şöyle ben lastik yapmadım. Lastik istemeyen bir model sevgili arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakın ilk ilmeğimi örmeden şişime taktım. 2 tane 1 iki bakın. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Hafif uzatıyorum. Tekrar başını doluyorum. 2 ilmekten bir daha ilmek alıyorum. Bakın 2 ilmekten 3 tane ilmeğim oldu. Bu kenar ilmeğim. 1 2 3 3 ilmek elde ettim. Tekrar işlemimiz bu arkadaşlar. Modelimiz bu birinci sırada. Yine iki tane ilmeği birlikte örüyorum bakın ilmeğimi uzattım başını doladım tekrar iki ilmekten bir ilmek daha alıyorum bu şekilde bakın iki ilmekten 3 ilmek elde ettim yine yeni bir model daha yapalım bakın 1 ve 2 ilmeği birlikte alıyorum bir ilmek çıkarıyorum başını doluyorum bakın iki oldu tekrar ilmeğimin içine geçiyorum 3 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik bakın arkadaşlar yine aynı şekilde iki ilmeğimi bakın iki ilmeğimi birlikte alıyorum. Şöyle hafiften uzatıyorum arkadaşlar. Uzattığınız zaman modelimiz daha güzel görünüyor, daha dökümlü görünüyor. Başını doladım. Bakın bir kere almıştım. Bir de başını doladım iki. İki tane ilmeğimin içinden bir daha geçiyorum. İki ilmekten üç ilmek çıkarıp iki ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar yapalım. Bir ilmek aldık, bir arttırdık. İki ilmekten bir ilmek daha çıkardık bakın. Üç ilmeğim oldu. Tekrar iki ilmekten bir ilmek daha al Bir ilmek aldım. Başını doladım. İki ilmekten bir ilmek daha aldım. Evet hanımlar ben bu modeli yabancı bir kanalda gördüm ve çok beğendim. Sizlerle paylaşmak istedim. Evet iki ilmeğim içinden bir ilmek daha alıyorum. Bakın iki ilmekten üç ilmek elde ettim. Evet şöyle başına doladım. Bir ilmek daha aldım. Son kez yapalım. Bakın üç ilmeğim kaldı. İki ilmeğimi örüyorum bir arttırıyorum iki ilmeğimin içinden bir daha geçiyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum Evet modelimin birinci sırası bu şekilde sevgili arkadaşlar modelim lastik istemeyen bir model Dilerseniz yapabilirsiniz ama lastik yapmanıza hiç gerek yok sevgili takipçilerim. Modelimin ikinci sırasında sevgili arkadaşlar modelim 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Burada bakın 1, 2, 3, artık ilmeklerimiz 3 3 3 halinde bakın 3 3 3 şeklinde gidiyor şimdi 3 ilmeğimi kenar ilmeğimi aldıktan sonra üçünü birden topluyorum bakın modelimin ikinci sırası burası tekrar 3 ilmeğimin hepsini bir alıyorum ikinci sıramda bu şekilde arkadaşlar bakın 3 ilmeğimin hepsini bir kere de topluyorum modelimin ikinci sırası bu şekilde 3 ilmeğimi birden topluyorum bakın 1 2 3 üçünü birden şu şekilde alıyorum ve üçünü birlikte topluyorum son kez yapalım ve kenar ilmeği Evet modelimin ikinci sırası da bu şekilde sevgili arkadaşlarım Şöyle odaklamamızı düzeltelim. Evet şimdi modelimin üçüncü sırasında ise bakın burada bir eksiltme yaptık ikinci sırada. Şimdi ilmek sayılarımızı yerine getireceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi taktım. Bakın bu iki ilmeğin arasındaki şu boşlukta bakın şu iki tane ilmeğin arasındaki şu boşluktan girip bir ilmek alıyorum. Bu şekilde. Bir de bu ilmeğimi örüyorum. Bakın. Bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan şuradan giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir de önümüzdeki ilmeği örüyoruz. Bu kadar kolay, bu kadar basit hanımlar. Modelimizin 3. sırası da bu şekilde. Bakın. Herkesin yapabileceği, örgü bilmeyen arkadaşlarımın dahil bu örneği kolaylıkla yapabileceği bir model. Ee, sizlerin abla bize kolay model anlat diyen sevgili takipçilerime Buradan kolay bir model göndermiş oluyorum Hem kolay hem gösterişli hem de hızlı ilerleyen bir model Evet bu şekilde bakın İki ilmeğin arasındaki şu boşluktan giriyorum Bir de önümdeki ilmeği örüyorum Bakın İlmek sayılarımızı bir alt ikinci sırada eksiltmiştik Şimdi üçüncü sırada ilmek sayılarımızı yerine getirdik arkadaşlar Bakın son kez yapıyorum. İki ilmeğin arasındaki boşluktan girip bir de önümdeki ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin üçüncü sırası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Şimdi burada sevgili arkadaşlar tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Bakın. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örelim. Dediğim gibi bebek örgülerinizde arkadaşlar ince bir şiş kullanın. Yani 3 üç numara, üç buçuk numara. Ee, kendinize yazlık yelekler, hırkalar, şallar yapacaksanız kesinlikle şişinizi biraz kalın tutun ki örgünüz salaş dursun, sizde güzel dursun yazlık örgülerde. Ama kışlık bir örgü yapmak istiyorsanız yine bebek örgülerinde kullandığımız gibi 3-3,5 numaralı şişlerle örebilirsiniz. Evet modelimin dördüncü sırasında tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm arkadaşlar. Bu modelim öyle güzel bir model ki arkadaşlar. İlerledikçe modelimi göreceksiniz. Bakın modelimin bir modelim çıktı ortaya. İki taraflı yani diğer tarafında kullanabiliyorsunuz, burasında kullanabiliyorsunuz. Çift taraflı harika bir model. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bir model daha anlatayım ben size. Şöyle, bakın ilk ilmeğimi. Şimdi ilk başta ne yaptıysam iki, ikinci modelimde de aynı şeyi uygulayacağım. Kenar ilmeğimi ördüm, bak, e, örmeden şişime taktım. İkinci modelimin ilk sırası. Bakın iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir arttırıyorum. Tekrar iki ilmeğimin içinden geçiyorum. Yeni bir model daha yapıyoruz. Bakın modelimiz bu. Birinci sırası. İki ilmeğimin içinden geçiyorum. Bir arttırıyorum. Bir de ilmeklerimin içinden geçiyorum. Bakın 2 ilmekten 3 ilmek elde ettik. 1 2 3. 2 tane ilmeğim var. Bu ilmeklerimizi biraz uzun tutarsanız arkadaşlar şurada modelimiz daha güzel gözükecektir. 2 ilmeğimi bıraktım. Tekrar bakın. Hemen şöyle 2 ilmekten 1 ilmek çıkardım. Arttırdım. 2 ilmekten 1 ilmek daha çıkarıyorum. 2 ilmekten 3 ilmek elde etmiş oluyoruz. 1 2 3 bakın. Yine aynı şekilde arttırdım 2 2 ilmeğimin içinden geçtim 3 yine aynı şekilde biraz hızlı yapayım arkadaşlar modelimizi ikinci kez anlatıyorum videomuz uzamaz Evet bu arada sevgili takipçilerim kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz bir emoji olsun ben buradayım diye bana bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Like atmayı özellikle unutmayalım ki kanalım öne çıksın. Daha çok arkadaşlarımıza faydası olsun. Evet kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar modelimin ilk sırası, ikinci modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Şimdi ikinci modelimizi modelin ikinci sırasındayız. Hemen şöyle ikinci modelimize geçelim. Ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimizi takıp bakın 1 2 3 tane ilmeğim var. 3 üç ilmeğimin üçünü de birlikte örüyoruz ikinci sıramızda. Hiçbir işlem yapmıyoruz bakın. Düz olarak ipi marka tarafta düz olarak 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın üçünü birden alıyorum. 1 2 3 Bakın 3 üç ilmeğimin üçünü de birlikte örüyorum. Modelim oldukça kolay ve basit bir model. Herkesin yapabileceği çok şık ve güzel bir model. Dediğim gibi yelek modellerinde, hırka modellerinde, şal modellerinde, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz oldukça güzel bir model. Evet arkadaşlar, modelimin ikinci sırası da bu şekilde. Bakın, tüm ilmeklerimizi, üçlü ilmeklerimizi bir kere de keserek üç, bir, üç ilmekten bir ilmek elde ettik. <laughs> Şimdi modelimin üçüncü sırasında ise bakın, kenar ilmeğimi takıyorum. Burada iki tane ilmeğim var. Hemen şu iki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Bir dönümdeki ilmeği örüyorum. Bir önceki sırada 3 ilmekten bir ilmek elde ederek ilmek sayımızı eksiltmiştik. Şimdi ilmek sayımızı yine aynı sayısına geri getiriyoruz. Bakın iki ilmeğin arasındaki boşluktan giriyorum. Önümdeki tek ilmeği örüyorum. Düz olarak örüyorum. İlmek sayılarımız yine aynı sayısına geri geliyor. Bakın boşluktan girdim önümdeki düz ilmeği ördüm. Boşluktan giriyorum. Hemen önümüzdeki düz ilmeği örüyoruz. Boşluktan giriyoruz. Önümüzdeki düz ilmeği örüyoruz. Hemen şöyle boşluktan iki ilmeğin boşluğundan düz ilmeğimizi örüyoruz. Boşluktan önümüzdeki ilmeğimizi örüyoruz. Bu kadar kolay ve basit bir modeli ee, yani yapamayacak arkadaşım yok. Herkes rahatlıkla yapabilir arkadaşlar kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar modelimin üçüncü sırası da bu şekilde. Bakın bu şekilde harika bir model. Evet şimdi modelimin dördüncü ve son sırasındayım sevgili arkadaşlarım. Modelimizin dördüncü ve son sırasındayız. Ve burada tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bakın 3, saymamıza gerek yok ilmek sayılarımız yine yerine geldi tüm ilmeklerimizi düz olarak modelin dördüncü sırasında örüyoruz arkadaşlar yabancı bir kanalda grupta pardon arkadaşlar geziyordum bu modeli gördüm oldukça beğenisi güzeldi ve sizlerle bu güzel modeli paylaşmak istedim. Evet arkadaşlarım iki tane model anlattım size. İnşallah beğenmişsinizdir. Modelimiz bakın bu şekilde. Harika. Çok tatlı bir model. Şöyle e, mesela bu modeli etek yapabilirsiniz sanımlar. Bir şey yapabilirsiniz. Herhangi ördüğünüz bir şeyin altına süs olarak da yapabilirsiniz. O kadar güzel bir görüntü ki. Bakın şu güzelliği. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir model. Arkası deseniz ayrı bir güzel. Arkası da ayrı bir model. Çift taraflı duruyor arkadaşım. Arkadaşlar modelimiz bakın. Arkası ayrı bir güzel. Önden ayrı bir güzel. Bakın. Bakın bakalım. Şimdi ben sizlere daha önce hazırlamış olduğum diğer modelimi de göstereceğim. Bakalım onu mu beğeneceksiniz, bunu mu beğeneceksiniz? Hemen diğerini de bir göstereyim. Evet güzel arkadaşlarım bakın modelin ilerlemiş hali bu şekilde oluyor. O kadar şık, o kadar güzel bir model ki. Bakın sizlerin hepinizin beğeneceğini düşündüğüm, gayet şık ve güzel bir model. Bakın o kadar güzeldir ki şöyle bakın. Şuraları fırfır fır, fır 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 diyemedim fırfır fır gibi duruyor ya. İnanın o kadar çok beğendim, o kadar çok hoşuma gitti ki. Sizlerle bu güzel modeli paylaşmasam olmazdı. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir model. Şöyle yandan bakıldığında ayrı bir güzel bakın. Şöyle bakıldığında ayrı bir güzel. Modelliğimizin bir güzel tarafı sevgili arkadaşlarım. Çift taraflı gibi duruyor model. Bakın arkası da ayrı bir güzel. Model çift taraflı gibi. Yani çift taraflı diyelim. Arkası da ayrı bir güzel değerli arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım modelim bu. Modelim gerçekten güzel, şık. Güzel bir model. Eğer modelimi beğendiyseniz şöyle yorumlarda beğendiğinizi gösterir bir emoji olsun yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ama özellikle sizlerden ricam like atmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz, abone değilseniz abone olmayı unutmayın ki tüm videolarımdan haberdar olasınız. Eğer zil işaretine basarsanız arkadaşlar oradaki tümü yazıyor. Kırmızı buton abone ol yazısına tıklar, tümünü işaretlerseniz yapmış olduğum tüm videolardan da haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bakın bu güzel modelimizi sizlere ben bırakıyorum. Eğer yapmak isterseniz annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalında bu güzel modeli yapabilirsiniz. Yeleklerinizde, hırkalarınızda, şallarınızda bu modeli kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık, bakın, çok güzel, gösterişli bir model. Herkesin de rahatlıkla örebileceği bir model örgü bilmeyenler bile rahatlıkla örebilecek yazlık örgü modellerinizde süper bir model. Evet yeni modellerde tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun en güzellerine emanet olun sevgili takipçilerim. Bakalım bu modeli beğendiniz. Şöyle yapalım. Bunu mu beğendiniz maviyi turuncuyu mu? Hangisini beğendiyseniz şöyle göstereyim yakından tekrar. Hangisini beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz beni de çok mutlu edersiniz. Bakın şu şekilde. Hangisini beğendiyseniz yorumlarda da belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun. En güzellerine emanet olun. Hoşçakalın değerli takipçilerim.